Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi bira bismillah diyelim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim bu videomuzda da. Denklemleriyle verilen çemberlerin birbirine en yakın noktaları arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Hemen şu çemberlerin resimlerini bir çizmeye çalışalım. Şimdi ben çemberleri ayrık çiziyorum arkadaşlarım. Belki de ayrık değiller. Birazdan anlayacağız onu dostlar. Hemen bu çemberin merkezini bir söyleyelim. Merkezimiz 1'e eksi 2. Bunun merkezini söyleyelim. Buna da M2 diyelim merkezine. Eksi 4'e kaç bu da? 10. Tamam. Şimdi hemen merkezler arası uzaklığı bulalım. M1 ile M2 arası uzaklığı yazalım dostlarım. X'ler farkı 1 eksi eksi 4'ten 5'in karesi. Y'ler farkı eksi 2 eksi 10'dan 12'nin karesi. 5 12'den de 13 geliyormuş. Uzatmadan hemen 13'ü de söyledim dostlarım. Peki şimdi biz merkezler arası uzaklığı 13 bulduk. Tamam hocam. Sonra bize başka ne vermişti? Yarıçapları verdi değil mi dostlarım? Şimdi şurası 13, bunu bir daha gösterelim. Bu adamın yarıçapı 5. Bu adamın da yarıçapı 3. Bakın 5 ile 3'ün toplamı 8. Şu araya da 5 diye bir mesafe kaldı dostlarım. Demek ki gerçekten ayrıkmış bunlar. Çünkü yarıçapların toplamından daha büyük çıktı bizim merkezler arası uzaklığımız. Birbirine en yakın noktaları da işte bu iki noktadır ki aradaki mesafede 5 çıktı. En uzağa sorsaydı dostlarım bu merkezden geçen doğruyu uzatıp şu iki nokta arasındaki uzaklık da en uzak mesafedir diyecektim. Tamam mı kardeşim? Bak burada da çemberler arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruyor. Yine ben ilk önce bir merkezlerini bulayım bunların. Birincinin merkezi. Yarısının ters işaretlisiydi 9. Yarısının ters işaretlisi eksi 3. İkincinin merkezini bulalım hemen dostlarım. Yarısının ters işaretlisi 1. Yarısının ters işaretlisi de eksi 3 geldi. Şimdi hemen M1 ile M2 arasındaki uzaklığı ölçelim kök içinde. X'leri çıkartıyorum. 9 eksi 1'den 8. 8'in karesi. Y'leri çıkartıyorum dostlarım. Eksi 3 eksi eksi 3'ten. Eksi 3 artı 3 yani 0 oldu. 0'ın karesi yine 0. O halde 64'ten de dışarıya 8 çıktı. Merkezler arası mesafe 8. Şimdi yarıçaplarını bulalım. Birincinin yarıçapı. Bölü 2 vardı. Kök içinde diyorum. Eksi 18'in karesi. Büyük sayılar gelecek. 324. Artı 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı 74. 74 ile 4'ü çarpacağım. 2 ile çarpsam 148. Bir daha 148'e toplayayım. 16 elde var. 1, 8, 9, 2, 296. Eksi 296. Hadi bir toparlayalım bakalım. 324, 350, 360 yaptı burası. 296'yı çıkartacağız bundan. 64 geldi. 8 oldu çıktı dışarıya. Bölü 2'den 4 geldi. Güzel bir yarıçap çıktı Allah'tan. R2'yi buluyorum. Bölü 2 kök içinde. Eksi 2'nin karesi 4. 6'nın karesi 36. Eksi 4F. Eksi 4 çarpı 6. Eksi 24 yaptı. Burası 40. 24 çıkarsa 16. Dışarıya 4 diye çıktı. Bölü 2'den de 2 geldi. Bunun da yarıçapı. Şimdi demek ki bu çemberler de ayrık. Çünkü bakın yarıçapların toplamı 6 yaptı. Toplamları 6. Şeyden küçük değil mi? Merkezler arası uzaklıktan küçük. O halde biri burada, biri burada diyelim. Merkezleri birleştirelim. Bunun yarıçapı 4'tü. Bunun yarıçapı 2'ydi. Ve merkezler arası uzaklıkta 8 olması için şuraya da 2 kaldı. İşte birbirine en yakın iki nokta arasındaki mesafe 2 birim geldi dostlarım. Evet, hadi bakalım. Geçtik bir sonraki sorulara. Ne diyor? 24 ile 25. Noktasından çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu kaç birimdir? Dostum, şimdi ben bunu iki yolla çözeceğim senin için. İyi dinle. Bak, bir çember var elinde. Bu çemberin bir merkezini söyleyelim. Merkezimiz yarısının ters işaretlisi 2, yarısının ters işaretlisi 1. Hemen yarı çapını da bulalım şöyle kenarda. Bölü 2 diyelim, kök içinde diyelim. D kare e kare yani 16 artı 4 eksi 4 çarpı 1'den eksi 4 gitti gitti 16 dışarıya 4 diye çıktı bölü 2'den de 2 geldi yarıçapı. Tamam, bunu da unutmayalım.
Şimdi 5'e 3 noktasından diyor. Şurada da 5'e 3 noktasını burada alalım. Şimdi buradan çembere bir teğet çizeceğiz. Hemen çiziyorum dostum. Şöyle bir teğet çizdim. Bana da bu teğet parçasının uzunluğu soruluyor. Şurası soruluyor yani. Şimdi yarıçaptan teğete dikinecekti yarıçap. Onu bir gösterdik. Burası ne geldi kardeşim? Yarıçapımız yani 2 birim. Hemen merkezle bu nokta arasındaki uzaklığı da ölçelim isterseniz. Şu iki nokta arası uzaklık formülünden 2'den 5 çıktı 3 karesi. 1'den 3 çıktı 2 karesi. Ne geldi? 9, 4 daha kök 13 geldi. Merkezle şu nokta arasındaki mesafe kök 13. Şuradan da Pisagor'u çaktım. X'i buldum arkadaşlarım. X kare eşittir. X kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. Kök 13'ün karesi 13. Demek ki X kare 9. X eşittir 3 geldi. Tamam. Bu birinci yol. Bir de ikinci yolu yapayım şimdi sizin için dostlarım. İkinci yol diyelim. Onu da şöyle çözelim. Yeşille çözelim bir kere. Şimdi teğet parçasının uzunluğu şöyle bulunuyor. Teğetin uzunluğu eşittir. Kökün içine dostlar kökün içine verilen noktayı denklemde yerine yazıyorsun. Kökün içine yazıyorsun bir de. Şimdi yazalım. X yerine 5 yazıyorsun. Denklemi buraya yazıyorum. 25. Y yerine 3 yazıyorum. 9. X yerine 5 yazıyordum. Eksi 20. Y yerine 3 yazıyordum. Eksi 6. Bir de artı 1 var. İşte bu. Eşittir'e kadar olan parçaya noktayı yerine yazıyorsun. Onu da getirip kökün içinde yazdığında teğetin uzunluğunu buluyorsun dostum. Düzenleyelim. 25'ten 20'yi çıkartalım. 5 olsun. 9'dan 6'yı çıkaralım 3 olsun 8 bir daha kök 9 yaptı o da dışarıya 3 diye çıktı. İşte bu da ikinci yol teğet uzunluğunu bulmanın. Geldim şuna noktasından çemberine çizilen teğet parçasının uzunluğu kaçtır? Seçim senin artık ister ikinci yolu yap ister birinci yolu yap kardeşim. Hangisi hoşuna gittiyse onu kullan. Ben teğet uzunluğu deyince kök içinde noktayı yerine yazacağım. 25 var. 7'yi yazarsam 49, 5'i yazarsam eksi 20, 7'yi yazarsam eksi 42, bir de artı 4. Düzenleyelim. 25'ten 20 çıktı kardeşim 5, 49'dan 42 çıktı 7, artı bir de 4, 9, 7 daha 16, kök 16 geldi, o da 4 geldi teğetin uzunluğu. Evet, geldik sonraki sorularımıza. Y ekseninde ayırdığı kirişi çap kabul eden çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor dostlar. Şimdi buna benzer bir soru çözdük. X ekseninde ayırdığı kirişin uzunluğu muydu? Y'de mi ayırdığı kirişin uzunluğu neydi? Orada ne yapıyorduk dostlarım? Şimdi şöyle düşün. Koordinat düzlemi bir çember var elinde. Çember Y eksenini kesiyor. Şurada ayırdığı da bir kiriş var dostlarım. Şu kiriş. Bize de diyor ki işte soru. Bu kirişi çap kabul eden bir de şöyle bir çemberim var. Bak kırmızıyla çizdim onu da. Burası çapı oldu o çemberin. Tamam mı dostum? Bu çemberin denklemi nedir diye soruyor şimdi bize. Biz de şöyle yapacağız. Şu noktayla şu noktayı bulacağız. Çapın uç noktalarını bulunca soruyu çözmüş olacağız zaten. Merak etmeyin. Peki bu noktaları nasıl buluyorduk öğretmenim? Y ekseninde ayırdığı kiriş demek Y eksenindeki kestiği noktalar demek değil mi şunlar arkadaşlar? Y'yi kestiği noktayı nasıl buluyorsun? X'e 0 vererek. Hadi X'e 0 verelim. Bak denklem şöyle oluyor. Y kare artı 8Y eşittir 0 oldu dostlarım denklemimiz. Y parantezinde Y artı 8 eşittir 0. Demek ki Y'yi bir 0'da bir de eksi 8'de kesiyormuş dostlarım bu adam. Yani şekil böyle değilmiş tabii ki. Yani şöyleymiş hatta şekil. Bir sıfırda bakın orijinde bir de eksi 8'de kesiyormuş. İşte bu. Şimdi biz de şu kırmızı çemberi şunu denklemini arıyoruz. Bu bulduğumuz şu kiriş çemberin nesiydi? Bizim yeni yazacağımız çemberin çapıydı arkadaşlarım. Onu da söyleyelim. Şimdi şöyle oldu yani. Bir orijinde kesiyor. Sıfır noktasında. Sıfıra sıfır. Bir de çemberi y'si eksi 8, x'i sıfır olan noktada kesiyormuş. Şimdi burası bizim çapımızmış. O halde merkezi bulacağız dostlarım. Merkez çapın tam ortasıydı. Toplayıp 2'ye böleceğim. Sıfırları topladım 2'ye böldüm. Sıfırla eksi 8'i toplayıp 2'ye bölünce de sıfıra eksi 4 geldi.
O halde x eksi 0'ın karesi yani x kare artı y eksi eksi 4'ün karesi yani y artı 4'ün karesi diye devam edecek eşittir r kare. Neymiş? X kare ile başlayacak. Şu değil. Şu değil. Y artı 4'ün karesi ile devam edecek. Şu da değil. Şimdi yarıçap cevabı belirliyor. Yarıçap 4 mü 8 mi acaba? Onu bulacağız. E bakın şurası çapsa ve çapın uzunluğu da görüyorsunuz 8 birim. Yarıçapta 4 4 geldi değil mi dostlarım? 4 4. Yarıçap 4 ise eşittir'in sağında 16 yazacak. Ne diyor? Doğrusu çemberini K ve L noktalarında kestiğine göre KL uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Dostum bunu normal şartlarda şöyle çözeceğiz. Hani çemberden çözün derse hocanız illaki ortak çözüm yapıp kesiştikleri noktayı bulacaksınız. Yani şimdi elinizde bir çember, bir tane de doğru var. Bu doğru çemberi şurada kesiyormuş. Biri K olan, biri de L olan noktalarda kesiyor. Sana da KL uzunluğunu soruyor dostum. Olay şöyleydi. Ortak çözüm yapıp kesim noktalarını buluyorduk. K ve L'yi. Ortak çözüm ne hocam? Buradan Y'yi çek. Y eşittir. Eksi 1 eksi 2x'tir. Getir burada yerine yaz. Olay bitsin. Oradan x'leri bul. Kesim noktalarını bul yani. Sonra da y'leri buluruz. Ama çok uzun kardeşim. Ben sevmiyorum böyle şeyler yapmayı. Peki ben ne öğretmiştim size? Buna benzer bir soru çözmüştüm. Dedim ki doğruyla çemberi bir arada gördüğün zaman bir kere ilk önce merkezinin ki merkezini bulalım hemen 3'e eksi 2'dir. Merkezin doğruya olan uzaklığını bir bulun demiştik dostlar. Bakın hemen bulalım bunu. Yukarıda mutlak değer, aşağıda kareköklü denklem. Böyle bulunuyordu şey merkez noktanın doğruya uzaklığı. X yerine 3 yazıyorduk, 6. Y yerine eksi 2 yazıyorum, artı 1. Buraya da 2'nin karesi 4. Şu katsayıların değil mi? 2 ile 1'in kareleri toplamını da buraya yazıyordum. 4, 1 daha 5. Burası da kök 5. 5'i kök 5'e bölersem kök 5 çıkar arkadaşlarım cevabım. Şimdi neyi buldum ben? Merkezin, bak şuradaki merkezin doğruya olan şu uzaklığını buldum. Yarı çapı da biliyorum öğretmenim. Yarı çapım da 3. Gel şurada bir Pisagor yapalım şimdi. Şurayı bulalım x. Tabii ki bu da x'ti değil mi? Kirişe indirilen merkezden kiriş indirilen dikme kirişi 2'ye bölüyordu. O halde x kare artı kök 5'in karesi eşittir 3'ün karesi. Demek ki x kare 4, x eşittir 2. Tabii sana 2x'i soruyor. Unutma KL'yi. Cevap 4. En kolay da böyle çözersin dostum. Sen istiyorsan bir denesene şunun y'yi yalnız bırakıp burada yerine yazıp da ne kadar uzun süreceğini sen de bir gör istersen tabii ki. Evet, geldik buna. Çemberinin iç bölgesi noktasından geçen en kısa kirişin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Dostlar, çemberde uzunlukta öğrendik bunu. Bir çemberin içindeki bir noktadan A diyelim. Geçen en kısa kiriş tam o noktada ikiye bölünen kirişti dostlarım. En kısası her zaman buydu. En uzunu neydi hocam? Hangi noktadan olursa olsun en uzun kiriş her zaman çaptı dostlar. Bunu da unutmayın çap. Şimdi biz bunun merkezini biliyoruz hocacığım. Merkezimiz ne? 3'e 2. Peki bu adamın yarı çapını da biliyoruz. Şurası da bizim yarı çapımız 5. Peki bu iki nokta arasındaki uzaklığı da bulsak. Hemen bulalım. Hatta ne diyelim? İki nokta arası uzaklık. Şuna merkez diyelim. Merkez ile A noktası arasındaki uzaklık. Ne olacak? X'ler farkı 1 eksi 3'ten 2 karesi 4. 2 eksi 1'den 1 karesi 1. Yani şurası kök 5'miş. Hemen 25'ten 5 çıktı. 2 kök 5 yaptım burayı Pisagor'dan. Bu da 2 kök 5. Neyi soruyor bize? Yani en kısa kirişin denklemini soruyormuş. La ben uzunluğunu buluyor diye. Böyle uzun uzun şey yaptım. Uzun uzun diyorum. Bu işlemi yaptım. Tamam, denklemini de buluruz hocacığım. Hatta o daha da kolay sürer arkadaşlarım. Şöyle ki biz şimdi eğimini bulacağız. Neyin hocam? Şu doğrunun eğimini buluyorum. Bak AM doğrusunun. Niye? Çünkü iki noktasını da biliyorum. Eğim neydi? Eğim eşittir. Y'ler farkı. Yani 3'ten şey 2'den 1'i çıkarıyorum. 1. 3'ten 1'i çıkarıyorum. 2. Ben şimdi MA doğrusunun eğimini buldum. Benim aradığım doğru da şuymuş hocam. Ben bunu arıyorum. Bunun denklemini arıyorum. Peki dik oldukları için eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. O halde benim aradığım doğrunun eğimi eksi 2 olmalı. Çünkü çarpımları eksi 1 olacak.
Peki noktasını da biliyoruz. A noktası. Hadi denklemini yazalım. Y eşittir mx artı n'di. Yani y eşittir eğim eksi 2 x artı n. Birebir yazıyorum. 1 eşittir eksi 2 artı n'den. N'i buradan 3 buldum. Yani doğrumun denklemi y eşittir eksi 2x artı 3'müş. Hepsini bir tarafa toplayalım. Y artı 2x eksi 3 eşittir 0'mış. Y artı 2x olacak. Ceyhan. Evet. Geldik buna. Çemberi y eksenine teğettir. Buna göre başlangıç noktasının bu çembere en kısa uzaklığı nedir? Şimdi y eksenine teğet cümlesini okuduğumuzda merkezin apsisi yarıçapa eşit demiştik arkadaşlar. Peki merkezin apsisini bulalım. Merkez yarısının ters işaretlisi eksi 1, yarısının ters işaretlisi eksi 2. O halde bu çemberin yarıçapı kesinlikle 1'dir, değil mi dostlarım? Çünkü y eksenine teğetse yarıçap merkezin apsisinin tabii ki pozitif değerine eşittir kardeşler. Şimdi elimizde bir çember var dostlarım. Şöyle resmini de çizelim. Eksi 1'e eksi 2 merkezi. Eksi 1'e eksi 2 bu merkez ve y eksenine teğet şöyle bir çember ki yarıçapı da 1 oldu, şuraya eşit geldi. Bu çemberin neyini soruyor? Başlangıç noktasının bu çembere en kısa uzaklığı. Hemen en kısa, en uzak mesafe sorulduğunda ne yapıyorduk? Bir kere o iki noktayla merkezi birleştiriyoruz. Bu doğrunun üstündeki çemberin orijine en yakın mesafesi şurasıdır diyoruz işte arkadaşlar. Bu daha kalın yaptığım yer. Şurası zaten 1. Şurası 1. Burası 2. Kök 5 geliyor değil mi? Şu merkezle orijin arası mesafe kök 5. Şu 1'i çıkarttığımda da aradığım yeri buluyorum. Kök 5'ten 1'i çıkartırsam aranan yer geliyormuş dedim. 30'a bakalım. Denklemiyle verilen çemberin dışındaki noktasına en yakın noktası A olduğuna göre, şimdi tekrar resim çiziyorum. Bir çember dışında bir P noktası var. Artı 1'e eksi 1. Merkezimizi biliyoruz. Eksi 2'ye 3 diye. Çembere en yakın noktası şurasıdır A. A ile P arasındaki mesafeyi soruyor bize dostlarım. Hadi gelin bu çemberin bir yarıçapını bulalım. İki nokta arası uzaklık yapıp merkezle P arasındaki uzaklığı bir bulalım. Hatta ilk önce bunu bulalım. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3'ün karesi 9. 3 eksi eksi 1'den 4'ün karesi 16. 25'ten 5 geldi. Merkezin bu noktaya uzaklığı 5. Şimdi yarıçapı bulup çıkarttığımda ki şurası 5 eksi R'dir. Cevap geliyor değil mi dostlarım? Hadi yarıçapı bulalım. R eşittir. Neydi? Bölü 2 kök içinde. D kare 16, E kare 36. 16 artı 36. Eksi 4 çarpı şu. Eksi 4 çarpı bu dersek, şöyle uzun uzun yazayım. 4'ler gider. Eksi 3. Şurası 46, 52. 3 çıktı. 49. Yani 7 bölü 2 geldi arkadaşlarım. 7 bölü 2 benim yarı çapım. 5'ten de 7 bölü 2'yi çıkarırsam 10, 7 çıktı. 3 bölü 2'dir. En kısa mesafemiz, yani AP. Dik koordinat düzleminde 4'e 0 noktasına teğet olan ve merkezi bilmem ne üzerinde bulunan çemberin dik koordinat düzleminde 4'e 0 noktasına teğet olan ve merkezi bu doğru üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? He, bak şimdi yapalım. Diyor ki şöyle 4'e 0 noktası şurası olsun. 4 x 4 y 0. Denklem bu doğruda bizim çemberimiz burada teğet. Şöyle bir çember olsun. Tabii nerede olduğunu bilmiyorum. Aşağıdan da olabilir şu anda. Merkezi de şu doğrunun üstündeymiş arkadaşlarım. Bu doğrunun üstünde. Peki benim yarı çapım şurası değil mi dostlar? R. Şurası da benim apsisim değil mi kardeşim? Yani 4. Bak merkezin apsisi 4, ordinatı R geldi. Hadi gelin bunu yerine yazalım şimdi. X yerine, yani merkez şunun üstündeydi ya. X yerine 4 yazalım, y'sini bulalım. 4 yazarsam 8, 6 çıktı 2. Demek ki 4'e 2 noktasıymış. Yarı çapımız da 2'ymiş dostlar. Merkez 4'e 2. Yarı çapım da 2. Yarı çap 2 ise bir kere eşittirin sağında 4 yazacak. X eksi 4 ile başlayacak, hepsi öyle. Y eksi 2 ile devam edecek. Cevap Bursa'ymış dostlar.
32. Denklemi bu olan çemberin 12 birim uzunluğundaki kirişlerinin orta noktalarının geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel. Geometrik yer sorusu en çok da çemberde soruluyor zaten dostlarım. Bakın ben uzun uzun anlatayım şimdi sizin için. İyice dinleyin dostlar. Şimdi elimizde bir çember var. Biraz büyükçe ne çizdim. Bu çemberin biz merkezini biliyoruz kardeşlerim. 5'e eksi 7 diye. Diyor ki bu çemberin 12 birim uzunluğundaki kirişlerini göster diyor benim için. Tamam, önce bunları bir gösterelim. Şimdi sonsuz tane 12 birim uzunluğunda kiriş var. Bu bir. Ve diyor ki bunların da orta noktaları, tam ortası burası olsun. Şöyle oldu. Başka sonsuz tane çizebilirsin. Bak tam ortalarını göster şöyle. Daha milyonlarca çizersin dostlarım. Ben biraz şöyle mesafe bırakarak çiziyorum ki en azından ne çıkıyor karşımıza bu orta noktaların geometrik yeri deyince, orta noktaları birleştir bakalım karşına ne çıkacak diyor. Bak şöyle birkaç tane orta noktayı gösterdim. Tabi bunları biraz abartırsan orta noktaları ve birleştirdiğinde şöyle bir çember çıktığını fark edeceksin dostum. Demek ki benim karşıma yeni bir çember denklemi çıkıyor. Zaten şıklara bak, hepsi çember denklemi. Peki yeni çemberinde merkezinin aynı nokta olduğunu gördün mü? Bak bir önceki büyük çemberin merkeziyle aynı. Yine 5'e 7. Yani yine x eksi 5 y artı 7 diye gidecek. X eksi 5 olacak. Y artı 7 olacak. Tamam, bunların üçü de aynı şu anda. İki şık eledik. Peki şimdi sıra geldi yarıçapa. Yarıçap neresi oldu kardeşim? Hani bak bu teğet oldu ya tam şu noktada. Ve yarıçap teğete dikinecek. Benim yarıçapım burası. Peki bu da çemberin tam orta noktasıydı. 6 diye böldü burayı. Şurası büyük çemberin yeşille ilk başta çizdiğim çemberin yarıçapıdır. Ki o da 9'muş. Bak şurada Pisagor'u gömdün değil mi kardeş? Şurada. 9'un karesi 81 eşittir. R kare artı 6'nın karesi 36. 81'den 36'yı çıkarttık. 45 eşittir R kare. Demek ki 45 yazacak arkadaşlar bu tarafta. Ceyhan'mış. R kare 45 çünkü. Evet, analitik düzlemde noktasına 4 birim uzaklıktaki noktaların geometrik yerinin denklemi nedir? Çok eski yıllarda sorulmuş bir sorudur dostum. Çok basit bir şey aslında. Bakın şöyle. Elinizde bir A noktası var. Şimdi bundan 4 birim uzaklıktaki noktalardan biri aha bu. Tabii bu şekilde sonsuz tane 4 birim uzaklıkta nokta var arkadaşlarım. Ben şöyle aralarına biraz mesafe koyarak birkaçını çiziyorum. İşte bu noktaların geometrik yeri dediğinde, birleştirdiğinde çıkan şekil. Bak yine bir çember. Hatta çemberin merkezi tam bu A noktası. Yarıçapı da 4. Yarıçapı 4 ise bir kere eşittirin sağında 16 olacak dostum. Merkezim de bu olacakmış değil mi? X eksi 2 ile başlayacak. Bu da gitti. Y artı 3 ile devam edecek. Cevap Edirne. Bak yine aynı soru. 4 birim uzaklıktaki. Demek ki şu artık benim için yarıçap. Bu da benim için merkez. Merkez buysa x eksi 3 ile başlayacak. Şunu sildim, şunu sildim. Y eksi 7 ile gidecek. Şunu sildim. Yarıçap 4 ise eşittirin sağında 16 yazacak dostlarım. Şunu da sildim. Bursa şıkkı kaldı. Evet, denklemi olan ve çembere içten teğet ve yarıçapı 3 birim olan çemberlerin merkezlerinin geometrik yeri. Ya bu çemberin geometrik yer soruları var ya, kolaydır arkadaşlarım. Resmi şöyle bir oluştur, inanılmaz kolay bir şey çıkacak karşına. Bak şimdi diyor ki elinde bir çember var diyor. Tamam. Bu çemberin merkezi 5'e 11, yarıçapı 9. Şimdi diyor ki bu çembere içten teğet olan ve yarıçapı 3 birim olan. Şimdi şöyle olmaz mı? Bak içten teğet, yarıçapı da 3. Bunun yarıçapı 9'du ya. Şöyle 9'du bunun yarıçapı. Bunlarınki de 3, 3. 9 olması için şurada da 3 kaldı. Tabii bu şekilde sonsuz tane çember var. Bak içten teğet olan şuralarda böyle böyle böyle. Şöyle biraz daha mesafe koyayım, biraz uzatmayayım. İçten teğet, şunu tam teğet çizemedim. Şöyle olan çemberler, işte diyor ki bu çemberlerin merkezlerinin, şöyle merkezlerini gösterdiğimde geometrik yerinin denklemi nedir diye soruyor dostlar.
Yani merkezlerini birleştirdiğinde çıkan şeklin denklemini soruyor bize. Bak şu da çember çıktı değil mi yine? Ve merkezine dikkat et. Yine büyük olanla aynı. Yani yine x eksi 5 ve y eksi 11 olacak. Şurası aynı olacak yani. Hepsi öyle mi? Hepsi öyle. Yarıçap bir tek mevzuyu değiştirecek. Peki bunun yarıçapı şu kahverengi çemberin yarıçapı şurası olmadı mı? Bak 3, 3 daha 6. O halde 36 yazacak arkadaşlarım. Denizli şıkkı doğru cevaptır. Bak burada da merkezi bu, yarıçapı bu olan çembere dıştan teğet olan diyor. Az önceki içtendi ya kardeşim. Bu sefer bu çembere dıştan teğet olan çemberler diyor. Bunların merkezlerinin geometrik yerini soruyor bize. Şöyle çizeyim ben. Bir sürü çizebilirim istersem ama biraz bu kadar çizdim. Şimdi bunu da kırmızıyla işte bunların merkezlerini birleştirdiğinde şöyle yeni bir çember çıkıyor. Kırmızı çemberin merkezi yine 1'e eksi 3 olacak. Yarı çapı ne olacak o zaman? Hocam şununki 7 idi buraya kadar. Bununki de 1. Bak ne oldu toplam? 8 oldu yarı çapı. Yani eşittirin sağında 64 yazacak. X eksi 1 ile başlayacak. Y artı 3 ile devam edecek. Ceyhan'ı işaretledim. Noktaları veriliyor. Şimdi bir P noktası varmış. PA, PB'ye dik olacakmış. Bak şimdi canım kardeşim. Şurada bir A. Şurada da bir B noktası olsun. Bunlar doğrusal mı? Yani doğrusal tabii ki iki nokta her zaman da. Hani şöyle yan yana çizdim yataymış gibi. Sonra bir de elinizde P noktası var kardeşim. Şurada bir P olsun. Bu PA dik olacakmış PB'ye. Olacak şekilde bir sürü P noktası çizebilirsin. Mesela şurada çizdim bak. PA PB'ye dik oldu. Başka PA PB'ye dik olabilir. Bir sürü çizebilirsin. Alttan çizebilirsin mesela. Şöyle dik olacak şekilde P noktaları. Başka şöyle çizebilirsin P noktalarını falan. İşte diyor ki bu P noktalarının geometrik yeri nedir dostum? Şöyle bir çemberdir. Neden hocam çember? Nereden anladım bunların birleştiğinde çember olduğunu? Çünkü dostum çapı gören, bak burası da çap oldu hatta. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi değil mi? E bunlar 90'sa demek ki çapı görüyorlar. Bak aynı hipotenüse sahip dik açıların etrafından çember geçmek zorundadır. Aynı hipotenüsü gören iki tane dik açı varsa bu ikisinden çember mutlaka geçer ve bu AB de çap olur. E biz buraya bir sürü çizdik değil mi? Aynı hipotenüse sahip daha sonsuz tane çizebiliriz. Hepsinin de hipotenüsü ortak olduğu için bunlar çapı gören çevre açılardır. O yüzden çemberi de gönül rahatlığıyla çizdim. Peki bu çemberin merkezini bulalım hocam. A ile B'nin tam ortası değil mi dostlarım? Hadi toplayıp 2'ye böleceğiz o zaman. 4 ile eksi 3'ü topladım 1. 2'ye böldüm 1 bölü 2. 6 ile 5'i topladım 11. 2'ye böldüm 11 bölü 2. Merkezimiz bu olacak. 1 bölü 2'ye 11 bölü 2 olacak dostlarım. Neyse buradan şık eleyim diyecektim ama gerek yok dostlar. Peki yarıçap dediğimiz şey ne olacak? Şu ikisinin arasındaki uzaklık çap. A ile B'nin. Yarıçap da yarısı olacak tabi. Hadi ikisinin arasındaki uzaklığı bulalım. 4 eksi eksi 3'ten 7 karesi. 6 eksi 5'ten 1 karesi. 49 50 5 kök 2. Tabi bunun yarısı olacak yarıçap. 5 kök 2'nin yarısı. Bu da yarıçapımız. Hadi şimdi denklemini yazalım. X eksi merkezin x'inin karesi artı y eksi merkezin y'sinin karesi eşittir yarıçapın karesine, yani 50 bölü 4'e. Evet. Hadi şimdi şunları da açalım çünkü genel denklem istiyor. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikinciyi çarp, bir de 2 ile çarpacaktık değil mi dostlarım? Eksi x gelir o zaman. Eksi x bölü 2, 2 ile çarparsam eksi x. Artı birincinin karesi, İkincinin karesi 121 bölü 4 eksi birinci ile ikinciyi çarpacağım. Bir de 2 ile çarpacağım. Eksi 11 y geliyor. Eşittir 50 bölü 4'e.
Hadi bir daha düzenleyelim. Şimdi x kareyi ve y kareyi başa alalım. Eksi x diyelim. Eksi 11 y diyelim. Şunları toplayalım. 121, bir daha 122. 122, 50 bölü 4'e buraya alırsam 122 bölü 4'ten 50 bölü 4 çıkacak. Ne geliyor? 72 mi geliyor arkadaşlarım? Evet, 72 bölü 4. O da 18. Artı 18 eşittir 0. Evet, böyle bir şey. Zaten Adana'da olduğunu gördük cevabı. Noktasına olan uzaklığı, orijine olan uzaklığının iki katı olan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir? Bak diyor ki, bir nokta var. Şimdi K noktası olsun. K'nın A'ya olan uzaklığı, K'nın orijine olan uzaklığının iki katına eşit olan noktaların geometrik yeri. Şimdi K'yı da biz rastgele bir nokta seçelim. X, Y olsun. Şimdi K'nın A'ya olan uzaklığını yazıyorum. Kök içinde X artı 3'ün karesi olur. Artı Y eksi 6'nın karesi. Eşitmiş. 2 çarpı kök içinde K'nın orijine olan uzaklığı. X eksi 0'ın karesi. X kare. Y eksi 0'ın karesi. Y kare. Her iki tarafın karesini alıyorum. Burada x artı 3'ün karesi artı y eksi 6'nın karesi kalır. Karesini aldığım için 4. Karesini aldığımda da kök gider. X kare artı y kare gelir. Hadi bir satır daha düzenleyelim. X kare artı 9 artı 6x artı y kare artı 36 eksi 12y eşittir 4x kare artı 4y kare. Yine hepsini bu tarafa toplayalım. Burada 0 bırakacağım. Eşittir. X kare buraya gelirse 3x kare kalır. Y kare bu tarafa gelirse artı 3y kare kaldı. 6x'i buraya eksi 6x aldım. 12y'yi buraya artı 12y aldım. 9, 36 daha 45, eksi 45 olarak da bu geldi. Hadi bir de hepsini 3'e bölelim. X kare artı y kare eksi 2x artı 3'e bölüyordum 4y eksi 15 eşittir 0 eksi 15 olacak. Bursa şık. Evet. Bitti. Yeni nesil sorulara geldik. Videoyu burada durduruyorum. Kaç soru oldu? 38 tane klasik soru çözdük. Bir bu kadar da herhalde yeni nesil soru hazırlamıştım diye hatırlıyorum arkadaşlarım ama çok uzun zaman oldu hazırlayalı. Bir ay oldu. Bakalım kaç tane hatırladım ben de bilmiyorum. Neyse görüşürüz bir sonraki videoda. Ve kardeşler eğer bak hoşuna gittiyse dostum. Hani bir de şunu dediysen ya bu adam harbiden öğretmek için uğraşıyor. Öyle atlayıp zıplayıp ders anlatmıyor. Maymunluk yapmıyor. Sırf öğretmek için şey yapıyor. Ama abone kasmak için yapmıyor dediysen içinden. Sen de artık abone ol ya. Biz de hani gaza gelelim daha biz de artık biraz para kazanalım dostlar. Yeter daha bak millet ıvır zıvırla işlerle bir dünya abone basıyor. Bir dünya para kazanıyor. Biz de bir şeyler yapalım ki gaza gelelim. Hadi. Hadi öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.